Herkese günaydın. 11 Haziran 2024. Bali'de neredeyse bir hafta oldu. 4 Haziran çıktım yola. Gördüğünüz gibi hava hep böyle bulutlu, güneşli. 2 gündür bu kamp alanındayım. Bugün 3. günüm burada. Bir başka bir yer buldum. Orası da 20 bin rupiye. Burası 50 bin rupiye. Ama çamaşırlarımı yıkadılar. Bayağı güzel. Şimdi böyle çadırları kurutuyorlar. Sabahleyin Handara geçidine gittim. Sabah 7 gibi. Dedim boştur, güzel bir çekim yaparım. Ama hava kötüydü. Zaten hemen turistler de 2 tane 3 tane turist gelmişti. Sağ olsun biri fotoğrafımı çekti. Drone'u kaldırır kaldırmaz zaten hemen görevliler yerini almıştı. Hemen indirttiler drone'u. Fazla bir çekim yapamadım. Zaten istediğim ışık bir türlü yok. Yani para vereceğim de adam akıllı bir çekim olsa. Değilse şeyleri göstereyim. Bugün bir tapınak var, oraya gitmek istiyorum. Eşyalarımı yıkamışlar, çok güzel. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel. Kurumuş. Yani 50 bin rupiyanın içinde böyle biraz. Güneş yok ki. Şu dağ kapatıyor. Sürekli. Sis iniyor. Gece acayip soğuktu. Bir sis çöktü. Neyse ekipmanım tam olduğu için üşümedim. Ama yani şu taraf bulutlu, şu taraf aydınlık, güneşlik. Bu hafta böyle olacak herhalde. Neyse. Biraz da bu tarafları keşfedelim. Vallahi o kadar yorgunum ki, bir de hava da bulutlu, hiçbir şey yapasım yok. Burada bir kamp alanı daha var aşağıda. Orayı da bir bakayım, kontrol edeyim. 3 günlük kiraladım kamp alanını. Yarın çıkacağım oradan. Daha ucuz, daha uygun bir yer buldum. Oraya gitmek istiyorum. Hafif çiseliyor. Yerleşimler yapılıyor.
nasıl gelişiyor belli, yavaş yavaş. Bir 5-10 sene sonra buralar bayağı bir turistik olarak dolar. Onları umuyorum. Bunları herhalde sivrisinekler için yakıyorlar böyle. Ablamız taşıyor. Okula bak ne güzel. Okul yapmışlar böyle. Köy ya, bildiğin köy burası. Şuraya bir tane resort yapmışlar, golf alanı. Önüne de bir tane kapı koymuşlar millet. 2 dakikada 200 lira indiriyorlar. Domates ekmişler. Şeyler yazıyor ama İngilizce yazmamışlar. Bakalım neymiş burası? Kaç paraymış? Bildiğin boş araziye benziyor. Bakalım içeri. Böyle bir kamp alanı buldum. Çok düşündüler. Kaç para diye sordum geceliği. 50 bin dedi. Şöyle yataklar yapmışlar ama camlı. Klima var mı içinde? Yok. Fan var. Fan gördüm. Gölün dibinde ama. Değişik bir konsept yapmışlar. Benim kalmak istediğim yer karşıda. Karşıdaki kamp alanında 20 bin rupiye çektiler. Buralarda da 50 bin rupiye çekiyorlar. Burası şey geldi bana. Yani. Öyle çok da matah bir yer gibi gelmedi. 50 bin vereceğime yine kaldığım yerde kalmaya devam edelim.
göl artık. Düz zemin gibi gözüküyor ama. Şurada ev gibi şeyler yapmışlar. İnsanlar orada kalıyor mu acaba? Çok enteresan. Neyse burayı tut. İnsanları beğenmedim buranın insanlarını. Gözüm tutmadı. Şurada bir kamping daha gördüm. Kamping kenti diyor. Vay. Wow. Neymiş? Buraya gelinir aslında. Burası daha iyi. Burası daha çok hoşuma gitti. Kamping diyor. Kamping kenti. Şu yukarıda da bike park varmış. Soralım. I saw camping 20. Evet evet. Şurada da bike park varmış. Bir oraya da bir bakayım. İyi ya, güzel buraları keşfettim. Göl kenarında ucuza kalabileceğim bir sürü yer buldum. Ne varmış bakalım burada bike parkta. Saat 2'de kapanıyormuş ama. Her yerde böyle kamp yapabileceğiniz yerler var. Çok güzel. Aa, bike park dediği şey ya. Motosiklet kamping alanı. Neyse bir şey yokmuş burada. Boşu boşuna geldik. Ama gördüğünüz gibi buralarda bir sürü yer var böyle kalabileceğiniz. Tapınak gördüm burada. Bayağı güzel bir tapınak. Budist tapınağı. İçerisi böyle. Hello. Hello. Normalde böyle yerlere sarımsız girilmiyor. Etek giymeniz lazım. Hello. Hello. Wow. Nice temple. Thank you. Terima kasih. Wow. Müthiş. Şuraya bakar mısınız? Wow. Adamlar böyle. Bu da Ganesha. Bunun başını okşadıkça zenginlik getiriyormuş. Gene şey yazıyor zaten orada, gösteririm şimdi size. Böyle değişik değişik heykeller var burada. Burayı boyuyorlar böyle. Pardon, Budist dedim ama Hinduist. Hinduist tapınağı. Şurada ayakkabılarımı çıkartayım. Şöyle yılan gibi bir şey yapmışlar buraya. Bir sürü adak adamışlar. Meyveler gerçek mi acaba? Şimdi tabi burası göl olduğu için muhtemelen
Gölle alakalı bir tanrıları vardır. Şurası enteresan. Ne diyor? Değişik değişik. Acayip ya bu Hinduizm. Çok değişik bir kafası var. Evet. Şu tabi şu sembolü biliyorsunuzdur. Nereden? Hop. Köpüş ne Köpüşler ufak ama they are small but Angry. Evet, logodan bahsediyordum. Logoyu bilirsiniz. Asıl logonun geldiği yer tabi burası. Hinduizm'den geliyor. Tahtadan yapmışlar muhtemelen. Saraya boyamışlar altını. İçeriği de göstereyim size. Şu tabi Nazilerin kullandığı logo ama tabi onlar biraz değiştirmişler. Tabi asıl logo Hinduizm'den geliyor arkadaşlar. Söyleyemedim köpekler yüzünden. Nazilerin logosu ters. Bunlarınki sola bakıyor. Nazilerinki daha farklı. Hello. Baş rahip herhalde. Müthiş, acayip huzurlu bir ortam. Hinduist tapınağı böyleydi arkadaşlar. Şuraya doğru gideyim bakayım. Bu tarafta ne var? Göl var. Şuranın bir fotoğrafını çekeyim sonra gideyim. Herhalde ufak ufak gene şeyler var. Ganesha. Bu Ganesha. Hello. Kuşlar. Bu mavi olan Vishnu herhalde. This blue one Vishnu.
Shiva, Shiva. Ah, okay. Ganesha. Burası da tapınak. Ayakkabıları çıkarmak lazım. Okay. İzin verdiler. Evet, içerisini gösteriyorum arkadaşlar. İlk defa bir Hindu tapınağını bu kadar ayrıntılı görüyorum. Kuşlar izin verirse gideceğim. Bisikleti pek sevmiyorlar. Değilen var, sepeda. Okay. I'm going to come with you. Okay. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde sıyırdım. Ufak olan dişlemeye çalıştı. Hafiften böyle bir okuldu. Geri geri giderek. Evet. Bu şekilde çıktık. Buradan soldan göle giriliyor galiba. Yani bu iki gün böyle oldu. Boş boş dolanıyorum çünkü hava kötü. Çekesim yok. Ben tapınağa gideceğim. Işık iyi değil. Yağmur bir yağıyor, bir duruyor. Buralar çok güzel ama ya. Burada vahşi kamp da atarım aslında da. Süpermiş ya burası. Oh. Abi. Süper ortam. Şurada biraz mola vereyim. Şurada sonra bisiklet sürelim. Şöyle biraz pedallayayım. MTB yapayım. Şimdi motor olacaktı. Her yere girerdim. Allah. Bittireyim bari ya. Lastiğe mastiğe yararız. Başımıza bela almayalım.
Böyle ufak ufak tekneler yapmışlar buraya. Vallahi burada bile vahşi kamp yaparım aslında da. Bayağı göze batarım şimdi insanların arasında. Kamp yapılacak alan burası. Alan burası işte. Şöyle manzarayı göstereyim size. Sabah, ya dün gece öyle bir sis çöktü ki acayip soğuktu. Sabah öyle kalın giyindim. Şimdi de terliyorum anasını satayım. Ama müthiş yani ortam, manzara, doğa çok iyi. Benim kaldığım yerde şurada bir yerde, şurada karşıda. Şu karşıda da çok güzel yerler var. Ama ben şu karşıdaki yeni kamp alanında kalmak istiyorum. Yarın oraya gideceğim. Ya burada bile vahşi kamp atarım aslında da. 40 lira için değmez. Tuvaletim var, duşum var. Elektriğim var. Birkaç gün daha kalırım. Evet, bu akşam buranın ünlü göl balığını deniyorum. Bayağı büyük. Kızartma yaptılar. Pilavla beraber. Patlıcan. Sebze. Bakalım tadına bakalım. Bayağı lezzetli. Sarımsak da marine etmişler. Bayağı iyi. Patlıcan bayağı sıcak. Acayip lezzetli. Şimdi yol kenarı olduğu için çok gürültü var. Pilavla beraber 70 lira verdim. Neyse, yemeye devam edeyim. Bayağı lezzetli. Balık bu arkadaşlar. Yarın yine yerim. Bayağı hoşuma gitti.